hareketimiz için dizlerimiz önemli bir yer tutmaktadır. Dizlerimizi hareket yüzeyini sağlayan kıkırdaklarımız en önemli yapı taşlarından birisidir. Kıkırdaklarımızın zaman içerisindeki tahrip olmasıyla birlikte de kireçleme dediğimiz halk arasında bildiğimiz çok önemli bir sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun oluşumu hakkında ben kısaca anlatmak istiyorum. Dizimizin 3 ana eklem yapısı vardır. Birincisi bu makette de gördüğümüz gibi iç eklem yapısı, dış eklem yapısı, bir de kapak altındaki eklem yapısı dediğimiz 3 yapı vardır. Bunlardan iç ve dış eklem ana yapılarının tahrip olmasıyla birlikte, kıkırdakların tahrip olmasıyla bildiğimiz gibi diz protezi dediğimiz ameliyatı ihtiyaç duymaktayız ve bu eklem yüzeyleri değişmektedir. Bunu fakat son zamanlarda özellikle son dönemlerde gelişmekte olan cerrahi yöntemlerle birlikte yarım diz protezi gündeme gelmiştir. İç veya dıştaki eklem yüzeylerinin sadece değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bunun anlaşılacağı gibi iç ya da dış eklem yüzeyleri değiştirildiği için diğer eklem yüzeyi korunmaktadır. Ve bir kemik stoğu ileriki yaşlara aktarılmaktadır. Bu da total diz protezine göre daha etkili bir hastaya işte kemik stoğu kullanımı sağlamaktadır. Daha küçük bir eklem insizyonuyla işlem yapıldığı için hastanın işe dönüş süresi daha kısa olmaktadır. Kanama cerrahi esnasında daha az olmaktadır. Hastaya veya işte bu ameliyatın maliyeti açısından daha az ekonomik bir maliyet getirmektedir. Hastanın işe dönüş süresi de daha kısa olmaktadır. En önemlisi de diğer kompartman eklem yüzeyi korunduğu için ileriki yıllarda oraya yapılacak bir müdahale esnasında veya bu protezin gevşemesi, yıpranması sonrasında da normal diz protezine de tekrar geçiş sağlanması da çok önemli bir avantajını oluşturmaktadır. Ve yine bu yarım diz protezlerin isminin yarım olduğuna bakmayın. 20-25 yıl gibi total diz protezleri gibi sağ kalım süreleri söz konusudur. İyi bir teknik ekip ve cerrahi tecrübe ile yapıldığı takdirde yarım diz protezleri gelecek adına oldukça önem arz etmekte ve gelecek vaat etmektedir.